Tekrar merhabalar, spor haberleriyle karşınızdayız. Cuma günü Antalya Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor, Antalya Spor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligde Cuma günü Antalya Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor hazırlıklarını güneyde sürdürüyor. Günü tek çalışmayla geçiren Yeşil Beyazlılar, Antalya Spor'un altyapı tesislerinde çalıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki çalışmada taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirildiği ve tecrübeli teknik adamın sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan geldiği günden bugüne takımın başında 4 maça çıkan ve henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Mesut Bakkal, futbolcularının performansından mutlu olduğunu yineledi. Tecrübeli teknik adam ayrıca yönetimle de bir araya gelerek rapor verdi. Bakkal, "Beklediğimden daha iyi bir takımla karşılaştım ama bir şanssızlık var üzerimizde. Ben futbolculara güveniyorum. Şeytanın bacağını Antalya'da kırmamız gerekiyor. Başka da şansımız yok zaten. Söz veriyorum, mücadelemiz en üst şekilde sürecek. Ne olursa olsun elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dediği belirtildi. Mesut Bakkal aynı zamanda futbolcularıyla da bir araya gelerek aynı sözleri onlara da tekrarladı. Süper Lig'de zor bir süreçten geçen Bursa Spor, bu haftaki rakibi Antalya Spor'a ligin ilk yarısında kaybettikten sonra inanılmaz bir düşüş yaşadı. Yeşil Beyazlılar Cuma akşamı tam tersi bir tablo için sahaya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'e tutunma hesapları yapan Bursa Spor Cuma günü deplasmanda Antalya Spor'a konuk olacak. Bu önemli mücadele için Antalya'ya erken giden ve çalışmalarını Kırmızı Beyazlı Kulübün tesislerinde sürdüren Yeşil Beyazlılar, galibiyet hasretini dindirerek ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Rakip Antalya Spor'sa bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Düşer gözüyle bakılan Güney ekibi 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Bursa Spor ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Antalya Spor'a 2-0 kaybetmesinin ardından inanılmaz bir düşüşe geçmişti. Bursa Spor yenildiği mücadeleden sonraki 17 karşılaşmada yalnızca bir kez kazanabildi. Sadece evinde Sivas Spor'u yenen ve son 7 maçtır galibiyet yüzü görmeyen timsah yine bir Antalya Spor karşılaşmasıyla bu kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlayacak. Bursa Spor'da kritik Antalya Spor maçı öncesinde tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Cuma akşamı kart görmeleri durumunda 33. haftada Bursa'da oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ligde oldukça kritik bir süreçten geçen Bursa Spor'da sıkıntı oluşturan durumlardan biri de kart sınırındaki oyuncuların fazlalığı. Yeşil Beyazlar'da şu an 8 oyuncu kart sınırıyla karşı karşıya. Bu sezon kısıtlı kadrosunun birçok sıkıntısını yaşayan Bursa Spor'da Aytaş Kara, Ertuğrul Ersoy, Allona Lima, Tunay Torun, Arellon Şeccu, Latolevici, Umut Meraş ve Ramazan Keskin Antalya Spor karşısında kart görmeleri halinde zorlu Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek. Özellikle Bursa Spor'un ligde kalma adına Göztepe ile çekiştiği ve bir sonraki hafta ev sahibi avantajıyla İzmir ekibine karşı sahaya çıkacağı düşünüldüğünde oyuncuların kartlara yönelik dikkatli olması öngörülüyor. Bilindiği gibi Bursa Spor'da yine sınırda bulunan Yusuf Erdoğan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve Antalya Spor mücadelesinde görev alamayacak. Bu arada Bursa Spor'un düşme hattındaki ve bir sonraki rakibi Göztepe'nin de başı kart sınırındaki oyuncularla dertli. İzmir temsilcisinde tam 7 isim bu korkuyu yaşıyor. Reis, Alparslan Öztürk, Yasin Öztekin, Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl ve Berkan Emir şu an sınırda bulunuyor. Bu oyuncular bu hafta oynanacak Sivas Spor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda Bursa Spor deplasmanında görev alamayacak. Bursa Spor'da sakatlığı nedeniyle hiçbir katkı vermeden ayrılan futbolcuların başında gelen Furkan Özçal, alacakları ile ilgili artık otomatiğe bağladığı icra işlemini yine yerine getirdi. Furkan'ın avukatları ve icra memurları Özce tesislerine giderek her zamanki gibi kulüp otobüsünü hazzetti. Spor Toto Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günlerden geçen Yeşil Beyazlılar mali anlamda da tükenmiş durumda. Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yine oldukça hareketli saatler yaşandı. Bir dönem Yeşil Beyazlı kulüpte forma giyen Furkan Özçal alacakları için kulübe haciz gönderdi. Furkan daha önce de bu yönteme başvurmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanmıştı.
Kulübe gelen icra memurlarının Bursaspor takım otobüsüne el koyduğu belirtildi. Otobüse haciz eden memurlarla Bursaspor yönetiminin bir takım görüşmeler yaptığı ifade edildi. Bu arada Bursaspor eski genel müdürü Erhan Başoğlu'nun da alacakları için aynı yola başvurduğu ifade edildi. Bilindiği gibi yeşil beyazlı yönetim yaşanan problemler nedeniyle birkaç ay önce Başoğlu'yla yollarını ayırmıştı. Bursaspor maçına da sahamız hazır olacak. Sırada spor turu var. 9 maçlık puan serisini sürdüren ve aynı zamanda bitime 3 hafta kala Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle 73 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra 56 puanla en iyi performansını sergiledi. Ligde 56 puanla 4. sıradaki yerini garantileyen Bordo Mavililer, ayrıca bu sezon topladığı 56 puanla bitime 3 hafta kala son 8 yıllık periyotta 57 puan topladığı 2014-2015 sezonunun haricindeki 7 sezondaki performansını yakaladı ve geride bıraktı. Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çizme macerası sezon sonunda sonlanabilir. İtalyan basınında Hakan'ın yeni adresinin Almanya olacağı iddia edildi. Ayrıca yıldız oyuncuyu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Leicester City'nin de kadrosuna katmak istediği belirtildi. Milan, Hakan'ı 30 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor. İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcu ve teknik direktör adayları belli oldu. Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Manchester City'den Arjantinli Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane, Hollandalı Van Dijk ve Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard sezonun futbolcusu ödülünün adayları arasında gösterildi. Wolverhampton'dan Portekizli Nuno Espirito Santo, Manchester City'den İspanyol Guardiola, Liverpool'dan Alman Jürgen Klopp ve Tottenham'dan Arjantinli Pochettino sezonun en iyi teknik direktörü ödülü adayları olarak belirlendi. Ligin internet sitesinden başlayan oylama 9 Mayıs'a kadar sürecek ve ödülün kazananı 14 Mayıs'ta açıklanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. Bu golün 2 dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 79. dakikada sağ kanattan Alexander Arnold'un yerden ortasında ceza sahası içinde Origi'nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Liverpool sahasında elde ettiği 4-0'lık galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. Öte yandan Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın başlayacak. Programsa şöyle. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının programı şöyle. Perşembe günü saat 22'de Chelsea, Eintracht Frankfurt, Valencia, Arsenal karşı karşıya gelecek. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.